Almanya ile Türkiye arasındaki gerilim had safhada ve hiç tansiyon düşmüyor. Bunun sebebi Türkiye Ankara tarafından Almanya'da yaklaşan seçim sandığı olarak algılanıyor. Seçim sandığına dönük safları pekiştirmek için Türkiye düşmanlığı yaratılıyor, besleniyor. Kanaat bu Ankara'da ve bunu net ifadelerle ortaya koyan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan o kanaatini ortaya koyarken bir çıkış yapmıştı. Türk kökenli Alman seçmene seslenirken Türkiye düşmanlarına sandıkta derslerini verin demişti. Bu ilk telaffuz edildiğinde büyük tepki gelmişti Almanya'dan. O tepkinin dile getiren isim Alman Dışişleri Bakanı'ydı. Almanya'nın egemenliğine eşi benzeri görülmedik saldırı demişti ve son derece sert açıklamalar peşe sıra gelmişti ve gerilim tırmandıkça tırmandı. Dün il başkanları toplantısında, genişletilmiş il başkanları toplantısında yine sert ifadelerle Almanya'da Türkiye karşıtı, Türkiye'nin AB üyeliğine karşıt söylem, Almanya'daki siyasi tartışmalara, televizyon tartışmalarına, başbakan adaylarının iç meseleyi görüşmeleri gerekirken baştan sona Türkiye'yi konuştuğu, ben almayacağım en çok başbakan olursam Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne, hayır ben daha çok almayacağım gibi aslında gerçekten vahim bir manzaraya gelmiş olmasına yine son derece sert sözlerle yüklendi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya'yı kızdıran o çıkışını yineledi. Türkiye düşmanlarına dedi, gerekli dersi verin. Nasıl yankı buluyor derseniz, Almanya genel seçimi hazırlanırken siyasi partilerin çalışmalarına yansıyor bu çağrı. Sokaklar siyasi partilerin afişleriyle donatılıyor. Göçmenler tarafından kurulan Alman Demokratlar Birliği'nden işte bu söze atfen çok dikkat çekici bir seçim afişi geldi. Parti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye düşmanı partilere oy vermeyin çağrısını kampanya videosunda da kullandığı afişlerine de çıkardı. Türkiye düşmanı olan partilere sakın ha oy vermeyin. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'dan 24 Eylül'de genel seçime gidecek olan Almanya'daki Türklere böyle seslendi. Son dönemde ilişkilerde gerilimin hiç düşmediği Almanya'da siyasi partilerin kampanya boyunca kullandığı Türkiye karşıtı söylemine dikkat çekip Türkiye dostu olanlarla beraber olun mesajı verdi. Hatta bu mesajına da Alman siyasetinden tepki gelmişti. Türkiye dostu olanlarla beraber olun. Almanya 24 Eylül'deki genel seçimlerine hazırlanırken siyasi partiler de çalışmalarını hızlandırdı. O partilerden biri de göçmenler tarafından kurulan Alman Demokratlar Birliği. Parti seçim kampanyasında dikkat çeken bir afişle seçmenlere ulaşmayı tercih etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hararetli konuşmasında verdiği o mesajı afişlerinde kullandı. Hatta konuşmanın çevirisini yaptırarak video hazırladı. Şimdi tabii seçim yapılacak. Biz de buradan mesajımızı veriyoruz. Afişler şimdi Almanya'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı kentlerden biri olan Duisburg şehrinde sokaklarda. Söz konusu afişle ilgili Alman Demokratlar Birliği Duisburg İl Başkan Yardımcısı Muhammed Bozkurt açıklama yaptı. Cumhurbaşkanının fotoğrafının yer aldığı afiş partimizin genel merkezi tarafından alınan kararla hazırlandı dedi. İlişkilerde gelinen bir nokta Schröder dönemi Almanya ile ilişkilerde bu Türkiye'nin tanık olduğu, yakın siyasi tarihinde tanık olduğu bir süreçti. Şu anda gelinen noktada. Peki bu oraya, sahaya nasıl yansıyor? Bu sorunun yanıt için hemen Almanya'ya gidelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini afişinde kullanan ADD kurucularından Halil Ertem telefon attığımızda. Halil Bey merhabalar. Merhabalar Tayfur Hanım. Kolaylıklar diliyorum. Çok dikkatli ve stratejik bir seçim olmuş. Bir yandan da Alman yönetiminin, Alman siyasilerin an itibariyle ana akım diyelim, rakiplerin çok net olarak sahip çıktığı bir tavır halini aldı Türkiye karşıtlığı. Hatta bakıyoruz sosyal demokratlar deyince bir Schröder geçmişi de var. Şu anda Almanya ile sert söz düellosuna girmiş olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Ve oradan buraya geldiğimizde Almanya şu anda Cumhurbaşkanı'nın bu çıkışları için egemenliğimizde eşi benzeri görülmedik müdahaledir ifadesine kullanmıştı. Ve özellikle tabii ki bu çifte vatandaşlık ve Türk kökenli Alman vatandaşlarının varlığı noktasında
çok rahatsızlar. Daha önce bir Nazi tartışması olmuştu. Şimdi de bu. Öncelikle şunu sorayım. Bunu slogan yapmak, afişlere çıkarmak nasıl aklınıza geldi? İçeride bir tepki gördünüz mü? En azından bunu da sormak lazım. Çünkü yönetimin ve diyelim karşısındaki ana muhalefet değil, muhalefetin de çok tepkili olduğunu bildiğimiz bir konuda. Sayın Nur Hanım, aslında bütün Türkiye ve Erdoğan düşmanlığı, Sayın Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı Almanya'da gizli olaylarıyla başladı. Ve o zamandan bu zamana takip ettiğimiz şekilde Sayın Böhmermann'ın Türkiye ve Erdoğan hakkındaki küfrüyle beraber bir tavan yaptı. Biz bunu zirve olarak kabul ettik ama o günden bugüne maalesef bu hiç dinmedi. Ve biz Ermeni tasarımı sonrası Alman Demokratlar Birliği partimizi kurmayı hedefledik ve kurduk. O günden bu yana 4 hesabımız kilitlendi ve biz banka hesabı olmayan Almanya'da ilk genel seçimlere katılan ve banka hesabı olmayan bir partiyiz. İsminizi duyurma imkanımız yok. Alman medyası bizi tamamen kurulduğumuz ilk günden bu yana ignore ediyor. Bizi hiçbir şekilde televizyon kanallarına vesaire davet etmiyorlar. Hakkımızda haber çıkarmıyorlar. Bunu sadece ilk 4 hafta bizi damgalamak için, İslami faşist bir parti olarak damgalamak için, Erdoğan'ın kolu olarak damgalamak için bir çalışmada bulundular. Biz de bunu kendimizi yine de küçük bir provokasyon olarak bu kendimizi tanıtabilmek için Almanya'da kısa dönemde Sayın Erdoğan'ın sözlerini afişimizi taşıdık. Bunu büyük tartışmalar sonucu parti içinde hakikaten neticede parti yönetimi olarak bunun uygun olacağı, doğru olacağı, tüm Almanya'da Sayın Erdoğan'ın sırtından demem gerekiyor. Seçimler yapılırken, seçim kampanyası yapılırken biz oluşumda çoğunluğu Türk kökenli insanlar niye Sayın Cumhurbaşkanımızın sözlerini afişe taşımayalım diye bu kararı verdik ve izlediğimiz kadarıyla hakikaten de çok büyük yankılar uyandırdık. Efendim şimdi bir oluşumunuzun genel çerçevesini aktarırsanız çok seviniriz. Nihayetinde bu katılacağınız ilk seçim, öyle değil mi? Nasıl tepkiler aldığını soralım. Bir daha yineleyeyim. Sizi engellemek ve dışlamak için yani özellikle maddi, manevi, yasal olarak bir internet politikasına maruz kaldığınızı söylüyorsunuz. Özellikle bu afiş video sonrasında herhangi bir uyarı aldınız mı? Resmi, gayri resmi. Yani bu Türkiye'nin, Almanya'nın iç işidir. Siz burada bir yabancı liderin sözünü kullanamazsınız gibi mesela bir uyarı geldi mi? Şimdilik böyle bir uyarı yok. Yalnız şunu demem gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın sözleri hakikaten şu an 42 parti Almanya'da genel seçimlere katılıyor. Ve bu 42 partinin 41'i tamamen Türkiye karşıtı ve Sayın Erdoğan karşıtı deyimlerle ön plana çıkıyor. Almanya'da şu an tek muhalefet Almanya Demokratlar Birliği, yani kısaltılmış adı ADD kullanımı yasak olan, mahkeme tarafından yasaklanan Alman Demokratlar Birliği, Allianz Deutsche Demokrat tek muhalefet partisi. Şimdilik uyarı almadık. Zaten pankartlarımız son 3 gün anca hazırlanabildi. Çok büyük maddi sıkıntılar yaşıyoruz. Dediğim gibi 4 banka hesabımıza çıkış verildi. Sayın Erdoğan'ın avukatı Jan Böhmermann'a karşı avukatlığını yapan Ralf Röke de dava ve ismimizi kısaltmış, ismimizi yasakladı. O kurallarda dahi ABD kısaltmasını kullanmamız yasaklandı ve büyük para cezalarıyla karşılaşıyoruz. Üye aidatlarımızı dahi tutuyoruz. Pankartlar hakkında daha herhangi bir bize doğru, bize yönelik herhangi bir şey, yani sosyal medyadaki saldırılar haricinde e-maillerle yani daha çok sağcı Alman kesiminin saldırıları haricinde
herhangi bir ulaşma olmadı. Yani sanal ortam. Evet, sanal ortam, o bekliyorsunuz. Peki efendim, hemen şunu soralım. Abi, oluşumunuzdan biraz bahsetmenizi ve işte 40'ın üzerinde parti var, tek parti biziz nihayetinde. Geriye kalanların hepsi Türkiye karşıtı dediniz. Evet. Şimdi ben şunu anlamaya çalışıyorum. Baktığınız zaman Türk kökenler Alman siyasetinde çok önemli bir güç. Ve en azından sosyal demokrat cepheye baktığımızda hep bunu gözeten, Türkiye ile ilişkileri hep gözeten politikalar takip ediyor. Schröder, Erdoğan dostluğunu biliyoruz. Böyle bir dönem yaşandı. Almanya oradan buraya geldiğinde, şimdi Schulz'u da görüyoruz. Tabii Schulz'a daha önce bu Avrupa Parlamentosu Başkanlığı döneminden kalan çok ciddi bir tartışmalı ortam da var. Ama hani yeminli olarak Türkiye karşıtı, AB üyeliği karşıtı bir tavır takınıyor. Bunu nasıl acaba, hani hiçbir şey olmazsa sandık hesabı da mı yok? Nihayetinde Türk kökenlerin karşımıza alınması iyi değildir bizim için diyecek parti kalmadı ki, bu işte en çok olsa olsa sosyal demokratlar olur diye düşünüyorum. Ne oldu? Hesapların içinden Türk kökenler olduğu gibi çıktı mı? Yani maddi olarak düşünüp de o akıl unsuru da, o izan unsuru da mı çıktı devreden? Bakın, biraz önce ifade ettim. Bizim kurulma sebebimiz Ermeni tasarısıyla başladı. Bu Almanya'da Sosyal Demokratlar Partisi olsun, Yeşiller Partisi olsun, Sol Partisi olsun, bu partilerdeki Türk kökenli bizim insanlarımız dediğimiz insanlar maalesef hiçbir şekilde bizi temsil etmiyorlar. Aksine PKK yandaşları Sol Parti'de televizyonda PKK'nın bir terör örgütü olmadığının propagandasını yapıyorlar. Sayın Cem Özdemir'in biliyorsunuz Ermeni tasarısıyla Almanya'da nasıl Türkiye'ye karşıtı bir hareketlerde bulunduğunu, Almanya parlamentolarında bulunan 11 vekilin hiçbir şekilde bizleri, yani Türk kökenlileri temsil etmediğini artık görüyoruz. Sadece seçim dönemlerinde camilerimize uğrayıp ardından seçimden sonra Didip'e saldıran insanlar, hakikaten ben PKK ve FETÖ olmak üzere, bakın Almanya'da FETÖ'yü önceden oldukça kötü gösterirlerdi. Yalnız son dönemlerde laf kondurmuyorlar Gülen hakkında konuşulduğu zaman, kötü konuşulduğu zaman. Mesela bizim sayfamızda belirttik, PKK yandaşları ve FETÖ yandaşları bizim partimizde yeri yoktur dedik. Bunu dahi Alman televizyonu negatif olarak gösteriyor. Bizim PKK ve FETÖ'ye karşı olmamızı onlar olumsuz karşılıyor ve televizyona taşıyorlar. Evet, anlaşılan o ki bu seçim evet, zamanın ruhu haline gelmiş. Sandık hesabı, Türk kökenlerin oy hesabı bile frenleyemiyor Alman siyasetini, bunu anlıyoruz. Evet. Alman Demokratlar Birliği Başkanı Sayın Halil Ertem, çok teşekkür ediyoruz. Genel Başkanı efendim. Çok kolaylıklar diliyoruz, başarılar diliyoruz. Genel Sekreteri, özür dilerim. Hayırlı günler. Sağ olun.